Mutlu günler değerli izleyenler. Günaydın Spor ile karşınızdayız. Bugün de şampiyon sporcu konuk etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bilek güreşinde Türkiye'de birçok dereceye imza atmış, okul sporlarına damga vurmuş isimlerden bir tanesi. Ayağının tozuyla geldi buraya. Türkiye okul sporları bölge şampiyonu oldu bilek güreşinde Toygar Arslan. Hoş geldin Toygar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz deyiz. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Çalışmaya devam ediyorum. Toygar, öncelikle ben seni tanımak istiyorum. Toygar Arslan kimdir? Bize açıklar mısın? İsmim Toygar Arslan. Namık Altaş Koleji Fen Lisesi'nde lise son sınıf öğrencisiyim. İşte 75 kiloda yarışmalara katılıyorum bilek güreşinde. Toygar, ben senden bilek güreşine başlama serüvenini merak ediyorum. Nasıl gerçekleşti? Nasıl bilek güreşine başladı? Hani futbol var, voleybol var, basketbol var, vücut geliştirme var. Sen bilek güreşini tercih ettin. Nasıl bu aşk ortaya çıktı sende? Şimdi öncelikle daha ilkokula başlamadan önce dedemin yanında köyde kalıyordum bazı yazın tatil zamanlarında. O zamanlar dedemin yanına insanlar geliyordu, böyle misafirler falan. Dedemle bilek güreşi yaparlardı. Dedem de hiç yenilmezdi o zaman. Ben de ondan görüp öyle heveslendim. Sonra okula başladığımda tabii ben de arkadaşlarımla kendimi denemek istedim. Denedim. İlk başta kızlar bile beni yeniyordu böyle. Ondan sonra hırslandım. Dedemin yanına gittim yaz tatili olduğunda. Dede dedim, bana da öğret nasıl kazanılır. Sonra her gün onunla beraber spor yapıyorduk. Şınav çekiyorduk evde. Ondan sonra yaz tatili bitince okula geri başladığımda bütün arkadaşlarım yeniyordu. Yani güçlenmiştim bayağı. Sonra okulda da yenilmemeye başladım, ortaokulda falan. Öyle çok hoşuma gidiyordu. Hani profesyonel olarak, spor olarak değil ama bir hobi, eğlence olarak okulda fazla yapıyordum. Sonra liseye geçtiğim zaman 9. sınıfta baş öğretmendeydim. Orada öğretmenime söyledim, beden eğitimi öğretmenime, yarışmalar oluyor mu, olmuyor mu diye. Sonra o da yarışmalar oluyor, katılmak istiyorsan sana lisans çıkartabiliriz dedi. Sonra lisans çıkarttık. İlk defa 9. sınıfta girdim yarışmaya. O zaman 70 kiloda girdim. Ordu birincisi oldum sol kolda. Sağ kolum bir küçük bir sakatlık geçirdim. Kırılmıştı o zaman. Onda yarışamadım. Sonra araya pandemi girdi. Başka yarışmalara gidemedim. Bu sene katıldım işte ilk defa. Geçen sene yarışmaya. O zaman da Ordu'da birinci oldum sağ sol kolda. Sonra Karadeniz'de sol kolda birinci oldum, sağ kolda ikinci oldum. Sonra da Türkiye'de her iki kolda da üçüncü oldum. Şimdi bu senede yine yarışmalar tekrar başladı. Bu senede yine Ordu'da birinci oldum. Karadeniz'de iki kolda da şampiyon oldum. Şimdi Türkiye şampiyonası var Şubat'ın 10'unda. İnşallah orada da birinci olmayı hedefliyorum. Toygar'ın hikayesi güzel bir hikaye. Yani Ordulu gençlerin ortak özel. Yani yazın büyüklerin yanına ya yaylaya gider ya da köye gider. Evet. Sen de dedenden örnek almışsın. Başarılı olduktan sonra gitti mi dedenin yanına? Konuştun mu onunla? Dede, ben başarılı oldum şeklinde. Tabii, neler dedem, düşündü o da? Neler hissetti? Dedem de beni her zaman desteklediği için her madalya aldığım zaman ilk dedemin yanına giderim. İşte sen öğrettin bana falan diye madalyaları ona hediye ederim bazılarını. Neler söylüyor deden sana? Dedem de diyor, aynı benim torunum diyor. Yapıyor musunuz dedenle? Dedemle de bazen yapıyoruz. Hani dışarıda tabii ben onu yavaş yavaş yenmeye başladım ama hani dışarıda kimse yenemez yani hala dedeme. Toygar, ben senin ilk turnuvanı merak ediyorum. İlk turnuva nerede gerçekleşti? Nereye gittin mücadeleye? Nasıl gerçekleşti İlk orası? Turnuvam Ordu'da olan mı yoksa dışarıda? Ordu'da. Ordu'da olan Perşembe'deki spor salonuna vermişlerdi yarışmayı. Okuldan birkaç arkadaşıma da dedim siz de gelin diye. Onlar da girdi yarışmaya. Sonra çok heyecanlıydım böyle. Çünkü bilmiyorum hani birinci olabilecek miyim, olamayacak mıyım. Çok heyecanlıydım. Sonra ilk maçlarım tabii çok teknik, taktik de bilmediğim için biraz acemi maçlardı ama yani gücümle kazandım. Toygar, sıkıntılar yaşıyorsun özellikle bilek güreşi konusunda. Altınordu ilçesinde antrenör yok. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersin bize? Hani
Ünye'den zaman zaman hocalarımız yardımcı oluyor antrenörümüz. Buradan da teşekkürlerimizi iletelim. Sen neler söylemek istersin buradan? Yani bilek güreşi daha önce çok yaygın olmadığı için Türkiye'de, diğer ülkelerde daha yaygın ama Ünye'de işte dediğiniz gibi hocalarımız var. Ordu'da şu anda öyle antrenör yok yani. Ben de kendim çalışıyorum spor salonunda. Bir de burada yapan birkaç arkadaşım var. Onlarla masa antrenmanları yapıyoruz. Öyle yani. Nasıl bir geçiyor çalışma? Neler gerçekleşiyor? Bir Toygar Arslan çalışma programı nasıl haftada? Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum. Fitness antrenmanları da var içinde. İşte bilek çalışıyorum. Özellikle kol çalışıyorum. Ondan sonra cumartesi günde arkadaşlarımız da hem tatil olduğu için boş gün gidip masa antrenmanı yapıyoruz. İşte bilek güreşi antrenmanı, teknik taktik antrenmanlar, hız antrenmanları yapıyoruz. Kaç öğrenciyiz böyle? Kaç sporcuyuz böyle bilek güreşinde özellikle Altınordu ilçesinde senin çalışmalar? Altınordu ilçesinde başarılı olan 10 sporcumuz hemen hemen var. Bir tanesi geçen sene 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Bir tanesi benim. Bir tanesi 65 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Böyle arkadaşlarımız var. Bir de antrenör olsa başlarında işte daha da güzel başarılar gelir. Olsa, evet. Dünyadan da bir sürü derece de alabiliriz. Bir de yeni stadyumun altında bir sürü spor salonları açılıyor sporlar için. Ama bilek güreşi için bir salon açılmadı özellikle. Hani orada da bir salon olsa, bizim için özel aletler getirmiş olsalar, o zaman da tabii dünyadan bile dereceler alabilecek arkadaşlarım da var benim gibi. Toygar güzel bir istekte bulunuyor. Yani yeni Ordu Stadyumu artık bir spor kompleksi haline geldi. Bilek güreşini yapan sporcular da orada da bir salon istiyor. Buradan büyüklerimize seslenin. Onlar da gençlerimizin seslerine cevapsız bırakmazlar. Yeter ki başarılı olsun sporcular. Yeter ki mücadele etsinler. Ordu adını en güzel şekilde temsil edenlerden bir tanesisin. Bölge şampiyonasına gittin. Orada nasıl mücadele oldu? Neler gerçekleştirdin? Neler yaşadın? Bölge şampiyonasına da gittiğimde işte ilk gün tartımız oluyor bizim. İlk gün tartıldıktan sonra Gümüşhane'de gerçekleşti bu yarışma. Çıktık. Biraz Gümüşhane'yi gezdik. Hem bu açıdan da güzel oluyor yarışmaların başka illerde olması. Gidip illeri görüyoruz. Ondan sonraki gün sol kol yarışmasıydı ilk gün. Şimdi rakiplerin çoğunu da tanımadığım için heyecanlı oluyorum tabii dolayısıyla. Sonra işte dediler işte Toygar Arslan rakibin ismini sesleniyorlar. Gittim sonra masaya. Tabii ilk maçtan sonra heyecanım geçiyor ama sonra biraz kurallardan da bahsedeyim ben size. Böyle bize anlat bilek güreşini evet. Sonuna kadar. İki tane hakemimiz oluyor. Bir tanesi baş hakem, bir tanesi yardımcı hakem. Yardımcı hakem karşı taraftan bakarak hakeme buradaki rakibin bileğinin düz olup olmadığını işaretlerle anlatıyor. Hakem de kimsenin avantajlı başlamamasını sağlıyor. Başladıktan sonra dışarıda söylenenlerin aksine bilek bükmek serbest oluyor. Yani hani sen bileğini büktün, hile yaptın gibi bir olay yok. Başladıktan sonra bileğinizi bükebilirsiniz yani. Bilinen yanlışlardan bir tanesi. Evet. Bir de bu kenarda bizim tutamağımız oluyor. Hani yapmadığımız elimizle. Burayı bırakırsak faul oluyor. Bir de kolumuzu koyduğumuz 20 santime 20 santimlik bir pet var. Bunun içinde böyle dirseğimizi oynatabiliyoruz. Oradan da dirseğimizi kaldırırsak ya da aşağı düşersek faul oluyor. İki faulde maçı rakibe veriyorlar. Onun dışında hakem maçı başlatmadan önce düzelttikten sonra ready go diyor. Sonra büküp ilk burada pede değdiren kazanıyor maçı. Bir hamle. Evet. Saniyelik bir olay. Bir konsantre bozukluğunda, konsantrasyon bozukluğunda mağlubiyet alabilecek bir durum. Ben senden şunu da merak ediyorum. Hani ilk il dışı turnuvaya gittiğinde neler hissettin? Nasıl gerçekleşti? Ordu şampiyonluğu geldi. İlk il dışı turnuvaya gittiğimde Ordu'da şampiyon olduğum için kendime hani bir güven gelmişti. Orada da şampiyon olabileceğime inandım. İlk şampiyonam işte Eskişehir'deydi geçen sene. Türkiye şampiyonasına gittiğimde. Sonra orada 63 tane rakibim vardı. Az da değil. Hiç yenilmeden
yarı finale kadar çıktım. Orada birinci beni yendi. Sonra birinci finale çıktı. Bir de ikinci olan arkadaşımızla ben bir maç yaptım. O maç bayağı da uzun sürdü, böyle 1-1,5 dakika falan. Hani o maçta yenilince çok üzüldüm. Ama sonradan bana bir motivasyon oldu. Daha çok çalıştım. Bizim ne eksiğimiz var orada Toygar? Hani sen görmüşsün hani birinci ile ikinciyi. Birinci ile ikinci, birinci İstanbul'dandı. Onların hani antrenörleri de var. Aletleri falan da olduğu için. Bir de çok fazla bilek güreşi yapan sporcu da var. Masa antrenmanlarını fazla yaptıkları için, onların daha çok, daha az eksiği olduğu için hani hak etmiş de oldular. Daha çok çalışarak Yenmeyecek değiller kazandılar. ama. Evet, yani Yenebilir. çalışmanın elinden kimse kurtulamaz. Haftada 3 gün çalışıyorsun. Nelere dikkat ediyorsun çalışırken Tolgay? Nelere dikkat ediyorum? Özellikle işte bilek güreşinde kullandığımız kas gruplarına daha çok yoğunluk veriyorum. Bilek güreşinde daha öncelikli olarak böyle önce eliniz güçlü olmalı. Sonra bileğiniz, sonra kolunuz, sırt, göğüs. Aslında bilek güreşi yaparken sadece kol değil, bütün kas gruplarımızı da kullanıyoruz orada zorlanırken. Mesela bacağımızdan falan da destek alıyoruz masanın yanına koyup. Özellikle sırt falan çok önemli böyle. İşte öncelikle el çalışıyorum, el kaslarını. Sonra bilek kaslarımı, sonra kol kaslarımı, sonra sırt, göğüs. Tabii hepsinin ağırlığı daha çok bilek üzerine. Hani bilek güreşi olduğu için. Ama hepsinde de çalışmak gerekiyor. En sonunda işte cumartesi günleri de masa antrenmanında teknik çalışmalar yapıyoruz. Hız çalışmaları. Orada rakip yok ama sana. Şu an öyle. Alt kulvarda şampiyonlarımız var. Onlarla mücadele ediyorsun. Tabii Onlarla yarışıyorsun. onlarla da çalışıyoruz alt kilolarda, benden düşük kilolarda. O de, şampiyon olan arkadaşlarım da geçen sene 50 kiloda, 60 kiloda dünya şampiyonasına gitti. Dünyada dördüncü olmuşlardı. Onlar da gayet iyi yani. Daha nelere dikkat ediyorsun? Özellikle beslenme sporcular için çok önemlidir. Sen nasıl bir beslenme şekli uyguluyorsun kendine? Ben protein ağırlıklı besleniyorum. Şimdi bizim sporumuz bir de kilo bakıldığı için 75 kiloyu hani çok aşmamaya çalışıyorum ya da düşmemeye. O kilomu korumaya çalışıyorum ama sabah mesela her sabah 5 tane yumurta yerim kalktığım zaman. Sonra okulda işte çıkan yemekten. Genelde de zaten o yemekte de protein oluyor. Akşam da işte genelde tavuk pilav yiyorum. Öyle. Arkadaşlar nasıl bakıyor sana bu bilek güreşi sporuna başladıktan sonra? Hani şekil olarak elbet bir değişikliğin var. Hani bilek güreşinden önce sohbet ettiğimizde çevimsiz, zayıf bir çocuktum diyordum. Şimdi Evet, şimdi tabii normal vücut olarak da güçlendiriyor bu beni. Arkadaşlarımla da zaten sürekli yaparız. Onlar da yapar benimle bilek güreşi. Onlar da tabii beni örnek alanlar da var. Spora yönleniyorlar benim sayemde. Böyle. onlar da spora sıcak bakıyor seninle birlikte. Evet. Sen de neleri değiştirdi bilek güreşi spor? Sana Bende neler de kattı? disiplin kazandırdı bana. Hem spora çalışırken hem de derslerime de daha ilgili çalışmaya başladım. Kendime bir düzen kurdum. Bu düzene alıştırdı yani beni. İnşallah daha da güzel başarılar gelir. Hem sağ kol hem de sol kolda başarılı oluyorsun. Evet. Hani ben biraz araştırdım. Genelde bir kolda başarılı olan O sporcular da ya sağ ya sol. Sen iki kolda da var. şundan dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Normalde ben kendim solağım ama hani okulda başladım ya ilk hobi olarak. Herkes sağlak olduğu için mecbur ben sağ elimle de yapıyordum. Oradan iki kolum da güçlendi. Bununla birlikte iki kolda da başarılar gelmeye başladı. Ben anıları merak etmek istiyorum. En kötü, en üzüldüğün anı var mı? En üzüldüğüm anı işte geçen sene milli takıma girmek için ilk ikiye girmek lazım. Üçüncü olduğum maçtı işte. Orada yenilince bayağı üzüldüm ama sonra kendime bir motivasyon olarak bunu yansıttım, çalışmaya devam ediyorum. İnşallah da güzel başarılar gelir diyelim. Aile nasıl bakıyor? Aile de destekliyor mu? Ailede de spor yapanlar var mı? Hani dede haricinde.
Ailemde, annem de tekvando yapıyordu eskiden. O da Türkiye üçüncülüğü dereceleri var Türkiye'de. Kardeşim var. Kardeşim de karate'de Türkiye birincisi oldu. O daha önce küçük benden. 6. sınıfta geçen sene oldu. Onlar da tabii annem de sporcu olduğu için bizim ikimiz de bir spor yapsın diye spora yönlendiriyordu. Küçükken ben de tekvandoya gittim. Sonra boksa gittim. Tabii en son voleybol falan da oynadım. Hala arada oynuyor voleybol. Ama en son kendime uygun bu sporu seçtim. Bilek görüşünde buldun Evet, kendini. bilek güreşimde çok mutlu hissettiğim için kendimi buna devam ettim. Bilek güreşinin de zorlukları var. Neler yaşıyorsun zorluk konusunda? Zorluk konusunda ilk başladığım zamanlarda çok ciddi bir baskı uyguladığımız için tabii eklemlerimiz falan ağrıyordu. Ama zamanla yaptıktan sonra vücut buna alıştıkça geçiyor tabii. Şimdi hiçbir sıkıntım yok. Şimdi devam ediyorsun Bir çalışmalara. de O çok severek yaptığım için hani zorluklar zor gelmiyor yani. dedin ya, sporla dersi iç içe gidiyor, götürüyorsun. Nasıl dersler? Derslerim iyi, Fen Lisesi'nde okuyorum. Meslek olarak da üniversitede tıp ya da makine mühendisliği düşünüyorum. Son sınıfım işte, Haziran ayında sınavım da var. Sınava da çalışıyorum düzenli olarak. Çifte başarı gelebilir bu sezon. Bir Türkiye şampiyonluğu, bir Evet. tıp veya makine mühendisi. İnşallah gelir diyelim. Hani şu yönde eleştirenler var. Hani sporla ders iç içe gitmez denilen Ya kişilere cevapsın. isteyen başarabiliyor yani. Disiplini kurduğun zaman. Çünkü günde bir saat yatacağını, gidip spor yapıp sonra derslerine devam edebilirsin yani. Seni derslere daha da motive ediyor herhalde spor. Hem daha zinde oluyorum spor yaptıktan sonra. O yüzden daha iyi oluyor. En mutlu olduğuna sporda. Sporda en mutlu olduğum an Hani önceden unutamayacağın anlardan bir tanesi. Evet, başarılar var. kaldıramadığımız ağırlıklar oluyor mesela. Onları kaldırmaya başlayınca çok mutlu oluyoruz. Bir de geçen sene Karadeniz Şampiyonası'nda birinci olduğum zaman, çünkü 75 kiloda geçen sene ondan önceki yarışmada Türkiye üçüncüsü olan bir arkadaş vardı orada. Böyle görünüş olarak da benden bayağı iyi duruyordu. Hani o beni biraz korkutmuştu yarışmadan önce. Onu yenince bayağı mutlu olmuştum. Maçlardan önce neler yapıyorsun? Hani bir uğurun var mı? Kendini nasıl motive ediyorsun? Hani mücadele için gidiyorsun il dışına. Neler yapıyorsun? Bir gün öncesinde neler yapıyorsun? Maçlardan bir gün öncesinde kaslarımızın glikojen deposunu doldurmak için dayanıklılığımız, hani gücümüz daha fazla olsun diye karbonhidrat yüklemesi yapıyoruz. İşte pirinç yiyoruz, onun gibi şeyler. Ondan sonraki gün yarışmaya çıkmadan da çikolata falan yiyoruz, öyle giriyoruz. Öyle bir Bir uğraya. de tabii önce de ısınmak da önemli sakatlanmamak için. Lastikler oluyor yanımızda, onlarla ısınıyoruz. Maçları aldıktan sonra var mı bir şeyin? Neler yapıyorsun maçlardan geldikten sonra? Yani şimdi maçı kazandıktan sonra önce rakibimi tebrik ediyorum. Çünkü sonuçta onun da ortada bir emeği var, bir şeyi var. Hem de yani yarışmada kimse düşman değil birbirine. Hani arkadaşım hepimiz, aynı branşı da yapıyoruz. Onu tebrik ediyorum. Sonra geri geliyorum. Diğer maçları izliyorum. Hani rakiplerim nasıl teknik uyguluyor, taktik uyguluyor, ona göre ben ne yapabilirim diye. Böyle de devam ediyorsun. Örnek aldığın sporcular var mı bu sporda, bilek güreşinde? Örnek aldığım sporcular, birinci olarak Amerika'da John Brzenk var. Şu anda 60 yaşında olmasına rağmen hala dünya şampiyonlarını yenebiliyor, böyle devam ediyor spora. Yani bu sporda gelmiş geçmiş en iyi insan. Onu örnek alıyorum. O çok teknik birisi. Hem hook tekniği var bilek güreşi, hem de top roll tekniği var. İkisini de çok güzel yapıyor. Onu örnek alıyorum. Bir de Türkiye'de Engin hocamız var. Engin Terzi. 11 ya da 12 kere olması lazım. Dünya şampiyonu.
O da çok teknik birisi. Onu hatta yurt dışında bilek güreşi ansiklopedisi diyorlar. Hani takma isim takmışlar. Yurt dışında seminerler falan veriyor diğer insanlara. Çok saygı duyduğum ve örnek aldığım isimler. Diğer branşlarla ilgileniyor musun? Yaptığın sporlar var mı? Başarılı olduğun sporlar var mı? Bilek güreşinin haricinde. Yani voleybol oynuyorum. Voleybolda da okul takımımız bu sene Ordu'da 3. oldu. Daha yeni kurulmasına rağmen. Başka da bir spor yapmıyorum şu an. Bir de vücut geliştirme, fitness. Bu sporlarda nasılsın? Bu sporlarda da bileklerim güçlü olduğu için voleybolda tabii işime yarıyor. Parmak pas atarken falan topu güzel kontrol edebiliyorum. Smaç yana vurabiliyor mu? Vurabiliyorum. Hangi Sert oluyor. pozisyonda oynuyorsun? Pasör Pasör çaprazı. Başarılar dilerim bundan sonraki süreçte de sana. Çalışmalarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Ailede sporcuların olması seni ne yönde etkiliyor tam anlamıyla? yani ailede sporcuların olması benim işte sporlara yönlenmemde önemli etkide oldu. Annem hani küçükken beni sürekli sporlara götürdüğü için çoğu sporu gördüm. Tabii en son hoşuma giden bilek güreşiyle devam ettim ama hani diğer sporları da görmüş olmam da Annenin katkısı önemli. motor becerileri olarak da hani işime yaradı. Ailenin sporla iç içe olması da seni daha da spora motive etti diye düşünüyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölge şampiyonasından geldin, Karadeniz şampiyonu oldun. Artık önümüzde Türkiye şampiyonası var. Orada Evet. hedef ne olacak okul sporları arasında? Orada da hedef sağ ve sol kolda birinci olmak tabii. Bu sohbeti biraz daha açarız. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara. Reklamın ardından yeniden karşınızdayız. Bilek güreşinde önemli bir başarılara imza atmış Toygar Arslan'ı konuk ediyoruz. Hem derslerinde başarılı hem de bilek güreşinde başarılı. Toygar bölge şampiyonasında şampiyon oldu. Artık Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Türkiye şampiyonasında Şubat'ın onun da bir şey de kalmadı. O yönde çalışmalar devam ediyor. O yöndeki hedeflerini sormuştuk reklamdan önce. Onunla devam edelim Toygar. Evet, iki kolda da şampiyon olmak hedefim. Sonra bir de Mayıs ayında kulüpler arası olan şampiyona var. Oradan işte milli takıma girebiliyoruz. Milli takıma girmek tabii hedefim. Orada şampiyon olmak benim için daha önemli. Aslında oraya hazırlanıyorum yani. Daha çok kulüpler şampiyonasında şampiyon olup milli takıma gitmek istiyorsun. Yeni başlayana Evet. neler söylemek istersin buradan? Onlar nelere dikkat etmeliler? Senin yaptığın hatalar var mı ilk başlarda? Onlar Tabii bunları yapmasın diyeceğin şeyler neler? ilk başlarda ısınmadan maçlar yapıyordum okulda falan. Onlar işte bazı sakatlıklara yol açabiliyor. Onların olmaması için ısınmaya çok dikkat etmeleri lazım. Bir de yeni başlayanlar hani kendini çok zorlamadan alıştıra alıştıra yapmaları lazım. Yoksa eklemlerinde sakatlıklar olabilir. Toygar, meslek açısından hedeflerin var. Hani genelde milli takıma seçilen sporcular, senin de hedefin milli takımda yer almak. Beden eğitimine, beden eğitimi öğretmenliğine gidip bu yolda devam etmek ister. Senin hangi yönde devam etmek istiyorsun? Ben işte ya tıp ya doktor olmak istiyorum ya da makine mühendisi. Hani küçüklüğümden beri hayalim böyle olduğu için yani. Bu yönde de ilerlemek istiyorsun. Sporda ne gibi hedeflerin var? Sporda da hedeflerim bilek güreşinde işte dünya şampiyonu olmak. İnşallah da başarılı olursun. Ülkemizi temsil etmek. Avrupa'da, dünyada. Türk'ün gücünü herkese göstermek. İnşallah da gerçekleşir. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tolga Yarslan'ın bir günü nasıl geçiyor? Bir günde neler gerçekleştiriyorsun? Özellikle antrenmanın olduğu günlerde. Antrenmanım genelde pazartesi, çarşamba, cuma günleri oluyor.
O günlerde okuldan 5'te çıkıyorum. Sonra spor salonuna gidiyorum. İşte ya çekiş günü ya da itiş günü oluyor. Çekiş günü oluyorsa mesela önce sırt çalışıyorum. Sonra biceps çalışıyorum. En son tabii her antrenmanın sonunda bilek çalışarak antrenmanımı bitiriyorum. Tolgay, hobilerin var mı? Neler yapıyorsun hani spor haricinde boş zamanlarında? Mesela spor haricinde benim koleksiyonlarım var. Eski para koleksiyonlarım. Onları falan toplamayı seviyorum. Bir de taş koleksiyonum var. İşte taşları falan biriktiriyorum. Öyle. Tolga, bir ek girişinde de artık şampiyonalar yakın, mücadeleler yakın. Sen çalışmalarının dozajını da artıracaksın diye düşünüyorum. Neler yapacaksın bundan sonraki süreçte? Bir aydan az kalmışken. Şimdi 5x5 sisteme döneceğim. Ağırlıklarımı arttırıp hani güç antrenmanları yapmaya başlayacağım. Hani ağırlıkları maksimum seviyede yapıp gücümü en üst seviyede yarışmaya taşımaya çalışacağım. Ben biraz da genel sorular sormak istiyorum bilek görüşünde, bilek güreşiyle ilgili. Vücut geliştirme sporlarına bağlı, federasyonlara bağlı bir spor. Evet. Özellikle biraz da kurallarından bahsedecek olursak, nelere dikkat etmeleri gerekiyor sporcuların mücadeleye çıkmadan önce? Nelere gerçekleştirmeleri gerekiyor? Mücadeleye çıkmadan önce en önemlisi yine söylüyorum ısınmak. Isınmak çok önemli. Sonra mücadeleye çıktığınız zaman masada pedler oluyor karşılıklı. Sol kolsa sol tarafa biraz daha yakın, sağ kolsa sağ tarafa biraz daha yakın. İşte maça başlamadan önce kolunuzu buraya koyuyorsunuz. Buradan kaldırmadan oynatabiliyorsunuz. Bir de kenarda işte tutamacı bırakmayacaksınız. Bırakırsanız faul oluyor. Bir de komuta çok konsantre olmak lazım hızlı olmak için. Hakem ready go deyince hemen başlamak lazım. O yüzden çok konsantre olup hakemi iyi dinlemek de lazım. Bir de tam yerde değil bu DC yer. Biraz yüksek. Böyle pedin olduğu yerden 5 santim falan. Hani tam yere değmeden de bitiyor maç. Neler düşünüyorsun o anda? Hani rakiple yan yana geliyorsun karşılıklı. Neler geçiyor aklında? Hani şöyle durduktan sonra neler geçiyor aklında? Ben onu da merak ettim. Yani o anda çok rakibe odaklanmıyorum da yapacağım şeye odaklanıyorum. Hani mesela rakibin elini bükmek benim ilk işim. Hakemin sözlerine, ready go'ya çok odaklanıp başladığı zaman direkt bükmeye odaklanıyorum. Sonra aşağı indiriyorum. Yenildiğin sporcular var. Onlar da senden o üstün olarak neler yaptı mücadelelerde? Senin ne gibi hataların oldu karşılaşmalarda? Birinci olan arkadaşımız benden güç olarak daha fazlaydı biraz. %10, %15 olarak. Daha fazla antrenman yapmış. Hem benden yaş olarak da büyüktü. Bir de benden daha önce başladığı için daha tecrübeli bir sporcuydu. Birinciliği de hak ederek kazandı. Bilek görüşünde iyi olmak için neler yapılması gerekiyor? Bize biraz da anlatır mısın o konuyu? En çok bilek güreşi masa antrenmanı. Yani bilek güreşi yaparak bilek güreşinde iyi olunabilir. Sonra tabii ağırlık antrenmanları da önemli güçlenmek için. Ama sadece bir sporcu masa antrenmanı da yaparak bilek güreşinde iyi seviyelere gelebilir yani. Bilek güreşinde parmaklar da önemli. Özellikle parmaklarla iyi kavrayıp, iyi mücadele etmek. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Sen nelere dikkat ediyorsun bu konuda? Parmak antrenmanları için mesela böyle su boruları oluyor ya mesela kalın. Onlardan böyle tutamaklar oluyor. Bizim için özel tutamaklar var. Hani aynı onun büyüklüğünde, kalınlığında tutamaklar oluyor. Onları ağırlıklara takıp böyle bükme antrenmanları yapıyoruz, çekme antrenmanları yapıyoruz. Bu bizim elimizi, parmaklarımızı güçlendiriyor. Rakip de tabii bizi maçta çekmeye çalıştığı zaman onu tutmamızı sağlıyor. Tutunca da biz indirebiliyoruz aşağı. Kol gücünü geliştirmek için neler, ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Kol gücünü geliştirmek için 5x5 set. Yani 5 set, 5 tekrarlı çok kendiniz için ağır olan ağırlıkları. Hani 5 kere kaldırdıktan sonra 6.'yı kaldıramayacağınız bir ağırlıkla çalışmalar yapıyoruz. Sonra gitgide tabii bir hafta
diyelim 20 kilo ile yaptım. Diğer hafta 22,5 da yapıp hani gücümü arttırıp bir dahaki hafta 25 de yapıp hani daha güçlenmeye çalışıyorum. Alt kol çalışması? Arka kol çalışması da tabii şimdi bir taraf çok güçlenip arka taraf zayıf olursa o zaman da yine sakatlık olabileceğinden için pazartesi günü ön kol çalıştıysam çarşamba günü de arka kol çalışıyorum. Arka kolda da ya 5x5 ya da 3x12, 4x12 olan setleri kullanıyoruz. Bir çalışma ne kadar sürüyor Tolgay? Bir gündeki çalışma ortalama 1 saat, 1,5 saat sürüyor. 1,5 saat tam antrenman yapıyorsun. Masada bu şekilde herhalde. Masa bilek güreşi. Masa kare, biraz daha böyle göğsümüzün altına gelecek yükseklikte. Tabii isterseniz hani alışmışsanız daha alçak masalara, o zaman altınıza yükseklik verebiliyorlar basamak. Ayakta yapılıyor bu arada, oturarak yapılmıyor. Kare mi masa? Öyle. Ben de sana buradan bir rakip baktım da, Bahadır da olabilir, Salih de olabilir rakip. Hazır masada buradayken bir bilek güreşi yaptırsak mı size acaba? Olur. Şaka bir yana. Onlar hazır. Programdan sonra özellikle Bahadır çok iddialı. Ben şampiyonu yemek istiyorum şeklinde açıklamaları var. Sen onlara programdan sonra derslerini verirsin diye düşünüyorum. Kulüp çalışmalarıyla devam ediyor. Özellikle bireysel de mücadele ediyorsun Türkiye şampiyonalarında. Bundan sonraki Türkiye şampiyonasında neler bekliyor seni? Nasıl bir mücadele seni bekliyor? Tabii ben çalışırken rakiplerim de yatmıyor evde. Onlar da çalışıyor. O yüzden kim eksiklerini daha çok kapatıp daha iyi bir konuma geldiyse o kazanacak yani. Hani çok çalışan kazanır. O birinci, ikinci rakiplerin var mı bu mücadelede? Bu mücadelede 18 yaş altı olduğu için onlar büyüktü dediğim gibi benden. Onlar şimdi 23 yaş altı kategoriye geçtiler. O çoğu rakibim yok yani benim. Şimdi yeni rakipler var aşağıdan gelenler. Özellikle sosyal medyadan bilek güreşi mücadeleleri önümüze çok çıkıyor. Yani bir Türk'le Rus'un mücadelesi, bir Türk'le Ermeni sporcunun mücadelesi, bir Türk'le Yunan'ın mücadelesi. Senin de karşına çıkıyordu. Sen neler düşünüyorsun onları gördükçe? Ben de o mücadelede olmak istiyorum diyor musun? Tabii benim de o zaman motivasyonum da artıyor. İşte Türkiye'yi yurt dışında temsil edip diğer ülkelerle karşılaşmak. Bir de şimdi televizyonda yayınlanan profesyonel boks maçları gibi maçlar olmaya başladı böyle. Profesyonel, yani seyircilerin gidip izlediği böyle. Onlara da katılmak istiyorum. Onlara katılmak için tabii dünyada dereceler elde edip bu sporda tanınmış kişiler olmak lazım. Türkiye'de de yapılmaya başlandı böyle televizyonlarda yayınlanan. Onlara da katılmak istiyorum. Engin hocamız yapıyor hatta Türkiye'de bunu. Onunla da Ünye'de olan hocamız iletişime geçecek. Belki bize de maç ayarlayabilirler gelecek zamanlarda. Profesyonel maçlarda da devam etmek istiyorsun. Evet. Ünye'deki hocalar hakkında neler söylemek istersin? Antrenörünün hakkında. Onların da Ünye'de sana katkısı var. Evet. Ünye'de Hüsrev hocamız var. Geçen sene Türkiye şampiyonu oldu Master'larda. Yani 40 yaş üstü kategoride 80 kiloda sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. O da Avrupa ve dünyada bizi temsil etti, ülkemizi. O teknik olarak bizden daha iyi bildiği için bize eğitimler veriyor, çalıştırıyor bize oraya gittiğimiz zaman. Eksiklerimizi gösteriyor, kapatmamız için nasıl antrenmanlar yapmamız gerektiğini gösteriyor. Güçsüz noktalarımızı gösteriyor. Biz de o şekilde çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bilek güreşinde bir kazanan bir kaybeden var. Evet. Berabere yok. Onunla ilgili söylemek istersen. Hani yani, her mücadelenin sonunda bir kazanan çıkıyor. Evet. Şimdi diğer sporlarda bazen puanlama sistemi ya da başka şeyler olduğu zaman beraberlik durumu söz konusu oluyor. Ama bizim sporumuzda hani bir günde sürse o maç birisi pes edip birisi daha güçlü çıkıp yorulmayana kadar devam ediyor yani. Bir kişi illaki kazanıyor. Beraberlik söz konusu değil yani bu sporda.
Bu spora yeni başlayacaklara ve ailelerine ne mesajlar vermek istersin burada? Neler söylemek istersin? Yeni başlayacak olanlar için çok güzel arkadaşlıklar da kuracaklar bu spor sayesinde. Eğer çok severek yaparlarsa güzel başarılar da elde edecekler. Yani güzel dikkat ederek antrenman yaparlarsa hani çok güçsüz birisi de olsa bu sporda başarılı olabilir. Hani çalışarak her şey olabilir. Dediğim gibi ben de ilk başladığım çok küçük olduğum zamanlarda çok normal yapı olarak güçlü değildim. Daha sonra çalışarak güçlü oldum yani. İlk başlarda ne gibi güçlükler çektiğini, bunları nasıl atlattın, bunları nasıl aştın? Bize onlardan bahsedelim. İlk başlarda mesela benim yapı olarak elim çok büyük değil. Elim hani düşüyordu. Rakipler açabiliyordu elimi. Ama kolum çok güçlüydü. Yani bir de şimdi eğer ellerimiz ayrılırsa maç esnasında birbirinden, diyelim ayrıldı, o zaman ellerimizi bağlıyorlar. Bağlandığı zaman çok böyle el değil, hani kolu güçlü olan kazanmış oluyor. Ben de hep bağa kaçmak zorunda kalıyordum. Sonra sürekli el çalışarak, bilek çalışarak bu güçsüz yanımı güçlü hale getirdim. Daha sonra bağa gitmeden de maçları kazanmaya başladım. Bu da sana ders çıkarmalara sebep oldu. Bu sporda ders çıkardığın konular neler? Hani şunlara şunlara daha önem vermeye başladım ve başarılı da olmaya başladım diyebileceğin anekdotlar var mı? İşte dediğim gibi el çok önemli. Hani rakibi kontrol etmeden yenemezsin. Mesela şimdi kolu benden daha güçlü birisi gelse, vücut geliştirme sporcusu, biliyorsunuz onlar böyle iri yarı oluyor. Hani çoğunu, hatta %90-95'i beni yenemez yani. Ben onları çünkü kontrol ederim. Onlar kolunun gücünü kullanamaz yani bana karşı. Sen arkadaşlarını da yapıyorsun. Onlar neler söylüyor sana? Evet. Çok mu güçlüsün? Bu sözlerle oluyor mu sana? Yani mesela daha yeni tanıştığım arkadaşlarım falan da merak ediyorlar hemen. İşte gel yapalım falan. Şimdi bazen sınıfta da arkadaşlarım biliyor tabii. Hani 3 kişiyle falan yapıyorum ben böyle. 3 kişiyi birden yeniyorsun. Arka arka hepsi. Bu sporda hedefler var. Senin şunları şunları yaptıktan sonra artık ben bu spordan ayrılacağım dediğin nokta nere? Yani bu spor çok böyle bağımlılık yaptığı için ayrılabileceğimi sanmıyorum ama hani dünya şampiyonu olduktan sonra belki yarışmalara katılmayabilirim bir daha. Hani bir 5-6 kere olduktan sonra. Rakiplerin de çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle rakiplerin de avantajı var sana göre. Hem antrenör hem kulüp çalışmaları var. Özellikle İstanbul, Ankara, diğer Bursa. Büyük şehirlerde, Bursa. Bunu gidermek için neler yapıyorsun? Yani kendim o yüzden Ömer Usta Ömer hocamız var mesela, YouTube kanalı var. Oradan videolar izleyerek nasıl antrenman yaptıklarını görüyorum. Ona göre kendim antrenmanlar yapıyorum. Öyle şeyler uyguluyorum. Hani o öyle eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Bazen de yaz tatillerinde il dışına gittiğim zaman bilek güreşinde iyi olan hocalarımın da yanına gidiyorum. Öylelikle eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Sence Ordu'da bilek güreşi ne aşamada? Ne aşamaya geldi ya da? Ordu'da daha önce gelişmekte bir aşamada. Ama sporcular hani destek verilse, dediğim gibi Ordu stadyumun altında bir salon açılsa, hani Ordu'dan böyle dünyada derece yapacak çok sporcu çıkabilir. Daha ileriye gidebiliriz. Evet. Arkadaşların nasıl gidiyor çalışmalar? Onlar nasıl gerçekleşiyor? Onlar da şampiyonlar var. Evet, orada Ünye'de oturan arkadaşlarım var. Onlar orada çalışıyorlar. Burada olan arkadaşlarımla da aynı benim gibi haftanın 3 günü antrenman yapıyorlar, ağırlık antrenmanı. Cumartesi günleri de buluşup masa antrenmanları yapıyoruz. Bu yönde de çalışmaya gidiyor. Türkiye ne aşamaya geldi sence? Türkiye'de bir önceki 5 yıla göre şu anda bayağı gelişti. Diğer illerde bir sürü bilek güreşi kulüpleri kuruldu. Dediğim gibi Bursa'da 115 ya da 120 tane sporcusu olan kulüpler var. Dünya nasıl bakıyor bilek güreşine? Hani bizden farklı neler yapıyorlar?
dünyada da şu anda en iyi bilek güreşi anlamında en iyi olan ülkeler Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye. Bunlar da Kazakistan en gelişmişi bunlar arasında. Kazaklar çok hızlı, eklemleri de çok güçlü. Hani Türkiye dünya şampiyonları Kazaklardan ya da Türk, Ermeni genelde buralardan çıkıyor, Rusya'dan bir de. Hani diğer ülkelerden ilerideyiz yine biz ama ülke olarak geride olduğumuz ülkeler de var. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Hedefleri de açıkladın bize. Buradan son neler söylemek istersin? İşte dediğim gibi yeni yapılan Ordu Stadyumu'nun altına bilek güreşiyle ilgili aletler getirilse, bize bir tane orada salon açılsa çok güzel olur. Buradan büyüklerimize sesleniyorum yani. Biz de başarılı sporcuların her zaman yanında olacağımızın sözünü veriyoruz. Bugünkü konumuz Toygar Arslan oldu. Bize bilek güreşiyle ilgili bilgiler verdi. Ona da başarılar diyelim. Namık Altaş Koleji adına okul sporlarında bölge şampiyonu oldu. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha da büyük başarıları imza atar Toygar. Biz ondan başarıları bekliyoruz. İnşallah büyük başarılar imza atar ve orduyu en iyi şekilde temsil etmeye devam eder. Buradan da son neler söylemek istersin? Son mesajın neler olacak Toygar? Buradan aileme mesaj yolluyorum. Hepsini çok seviyorum. Öpüyorum hepsini. Beni izlemeye devam etsinler diyelim Sertan. Evet, olur. Bugün de Günaydın Spor'un sonuna geldik. Kameraman arkadaşlarım Zekeriya Bahadır Karadere, Salihcan Ongun, rejide Erdem Soğuksu ve Osman Yıldırım. Ben Mustafa Altuntaş. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.